Merhaba arkadaşlar. Koronavirüsü nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde umarım her şey yolundadır. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. X-T3'ümü satın alıp ilk izlenimler, X-T3 ayarlar videolarımı yaptığım ilk günlerden beri en çok aldığım soru ve talep X-T3'ün video özellikleri üzerine oldu. Ben de yeterince öğrendiğim zaman sizlerle paylaşacağım diye söz vermiştim. Sanırım o gün geldi. Bugün hep birlikte X-T3 video özelliklerine bakacağız. Hadi buyurun. Fujifilm X sistemde ve özelinde de X-T3'te video ile ilgili ayarları 3 ana grupta incelemeyi düşünüyorum. Bunlardan ilki bizlerin fotoğrafçı olarak tanımadığı, bilmediği, video ile birlikte ilk defa duyacağı kavramlar olacak. Bunları hem tanımlarıyla hem ne anlama geldikleriyle ifade edecek hem de menüde hangi ayarları yapmamız gerektiğini kendi yaptığım ayarlarla birlikte size gösteriyor olacağım. İkinci grup bunlar sinema ya da video sektörünün terimleri olmamakla birlikte menüde işimizi kolaylaştırmak, video çekimi sırasında işimizi kolaylaştırmak adına var olan ayarlar. Bunları da açıklayacağım ve sizlere kendi kullandığım ayarları ifade edeceğim. Üçüncü grupta ise zaten fotoğraftan aşina olduğumuz ancak hem fotoğrafta hem de videoda kullanılan terimleri sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Ancak onların üzerinde çok fazla durmayacağım. Zaten bildiğimiz konular olduğu için eğer videoya özel bir durum varsa ondan bahsedeceğim. Hadi şimdi başlayalım. Video dünyasının kullandığı en temel oranlar ve boyutlar şöyle. Full HD 1920x1080 oranı 16'ya 9. 4K 3840x 2160 oranı 16'ya 9. Sinema dünyasında ise 16'ya 9 yerine 17'ye 9, hatta başka oranlar da var ama bizim makinamızda 17'ye 9 sunulmuş. 17'ye 9 oranı kullanılıyor. Bu şartlar altında Full HD 2048'e 1080 oranı 17'ye 9 oluyor. 4K DCI 4096'ya 2160 yine oranı 17'ye 9 oluyor. Daha en başta video çekmeye başlamadan önce amacımızın ne olacağına karar verip doğru boyutu ve oranı seçmemiz gerekiyor. Elbette en büyük boyut olan 4K seçilebilir. Ancak 4K video dosyalarının boyutlarının büyük olacağını, montaj ve kurgu süresinin, render süresinin uzun olacağını, daha güçlü bilgisayarlara, daha büyük kapasiteli disklere ihtiyaç duyulacağını da bilmek lazım. Bu nedenle çekeceğimiz videonun kullanacağı yeri düşünerek ve üzerinde yapacağımız işlemleri planlayarak 4K'ya veya Full HD'yi arasında karar vermek gerek. Elbette çağın akışı da gitgide 4K'ya hatta daha ilerilere doğru da akıyor. Bunu da unutmamak gerek. Hareketli bir görüntünün oluşması için 1 saniye içerisinde birbirini takip eden minimum 24 karenin akması gerekiyor. Buna FPS, frame per second yani saniyedeki kare sayısı deniyor. 24 FPS'te elinizi salladığınızda kareler arasında net geçiş değil, hareket bulanıklığı tarzı bir geçiş oluyor. Bu da gözün gördüğüne çok benzediği için bize daha doğal bir görüntü olarak geliyor. Ancak 30, 50, 60 FPS'te bu bulanıklık yerine daha net kareler görünüyor ki bu da doğallıktan uzaklaştırıyor. Bu nedenle sinema dünyası genellikle 24 FPS'i kullanıyor. Video dünyası da 30 FPS civarında çekiyor. Diğer taraftan Amerika'nın NTSC standardı ile dünyanın diğer ülkelerinde kullanılan PAL standardı farklarından dolayı birbirine çok yakın ama küsuratlı frame per second'lar doğmuş. Biz bunlara kafaya takmadan devam edelim. Yine videoyu çekmeden önce saniyedeki kare sayısına karar vermek durumundayız. Daha sinematik bir görüntü için 24 kare seçebilir veya genel amaçlı videolar için 30 kare seçebiliriz. Özel çalışmalar için 59-94 yani 60 kare seçilebilir. Bu size kalmış.
Çektiğimiz videolara ait verilerin 1 saniyelik kısmına bitrate deniyor. Megabit per second olarak birimlendiriliyor. Dosya boyutu büyüklüğü bitrate çarpı video süresi formülünden hesaplanabiliyor. Ama hesaba kitaba girerek kafanızı karıştıracak değilim. Bilmemiz gereken bir şey var ki aynı çözünürlükte, aynı videoda yüksek bitrate daha çok veri ve daha yüksek kalite demek. Ancak aynı zamanda daha da büyük dosya demek. Bu nedenle ihtiyaçlarınızı doğru analiz etmeniz ve ona göre bitrate seçmeniz önemli. Bu arada makinamız Full HD'de 50 ile 200 megabit per second ve 4K'da da 100 ile 400 megabit per second ayarlamamıza izin veriyor. Örneğin ben YouTube videoları için Full HD'de 2997 FPS'te 50 megabit per second kullanıyorum. Çünkü kaynaklarımı ancak bu şekilde optimize edebiliyorum. Sizin de kaynaklarınızı düşünerek ona göre seçimler yapmanız gerekli. H265 yani HEVC yani High Efficiency Video Compression yüksek sıkıştırma yapan ve videoyu yüksek kalitede şifreleyen bir format. Ancak henüz çok yaygın değil. Sadece H265 destekleyen cihazlarda gösterilebiliyor. Eğer bilgisayarınızın desteklediğinden emin değilseniz kullanmamanızı öneririm. H264 endüstri standardı olmuş bir kodek. Hemen her cihaz tarafından destekleniyor. Bu nedenle ben H264 ile çekiyorum. Bit derinliği konusuna biraz aşinayız. Bu konuyu RAW mı JPEG mi videomuzda konuşmuştuk. Şöyle bir hatırlayalım. 8 bit kırmızı, yeşil ve mavi rengin 256 tonunu kapsadığı kanallardan oluşuyor. Ve bu kanalların çarpımıyla yani 256 x 256 x 256 toplam 16 milyon renk tonu anlamına geliyor. 10 bit ise kırmızı, yeşil ve mavi kanalların 1024 renk tonu, her birinin 1024 renk tonu içerdiği anlamına geliyor ki bunların çarpımıyla yaklaşık 1 milyar renk tonu anlamına geliyor. Dolayısıyla 8 bit çalışmakla 10 bit çalışmak arasında tonal, renk tonları açısından fark var demek. Peki 420, 422, 444 gibi kavramlar var. Bunlar ne demek? Renkler örneklenirken 4 piksel genişliğinde ve 2 piksel yüksekliğinde bir matris halinde örnekleniyorlar. Biz bu matrisin ilk satırına A satırı, ikinci satırına B satırı dediğimizi varsayalım. X, Y, Z şeklindeki tanımlamada X parlaklık bilgisini temsil ediyor. X olarak tanımladığımız yerdeki 4 bilgisi matrisimizdeki 4 kolonun ve 2 satırın hepsinin parlaklık bilgisini içerdiğini bize söylüyor. Y değeri ise ilk satırın yani A satırının renk bilgisini ifade ediyor. Eğer bu değer 4 ise her bir pikselde kırmızı, yeşil, mavi kanallarının renk bilgisi örnekleniyor. Yine benzer bir şekilde Z değeri ise ikinci satırın yani B satırının renk bilgisini ifade ediyor. Eğer bu değer de 4 ise yine her bir pikselde kırmızı, yeşil, mavi renk bilgisi örnekleniyor. Böylece 444 ifadesi her bir pikselde her 3 kanalın yani kırmızı, mavi ve yeşil kanalların ve parlaklık bilgisinin örneklendiği anlamına geliyor ki bu çok büyük bir veriyi ifade ediyor. Şimdi de 422'ye bakalım. İlk sayı 4 olduğuna göre her bir piksel için parlaklık değeri örnekleniyor. İkinci sayı 2 olduğu için A satırında birinci ve üçüncü piksellerde renk bilgisi örnekleniyor. İkinci ve dördüncü pikseller ise birinci ve üçüncü piksellerden kopyalanarak oluşturuluyor. Üçüncü sayı 2 olduğu için B satırı da tıpkı A satırı gibi benzer bir mantıkla örnekleniyor. Ancak bu sefer birinci ve üçüncü piksellerdeğil de ikinci ve dördüncü pikseller örnekleniyor ve birinci ve üçüncü piksellere de renk örneklemesi kopyalanıyor. 420'da ise ilk sayı 4 olduğu için değişen bir şey yok. Her bir piksel parlaklık değeri olarak örnekleniyor. İkinci sayı 2 olduğu için
A satırında 1. ve 3. piksellerde renk bilgisi örnekleniyor ve 2. ve 4. hücrelere kopyalanıyor. Ancak 3. sayı ise 0 olduğu için B satırında hiçbir piksel örneklenmiyor. A satırındaki bilgiler B satırındaki hücrelere kopyalanıyor. Böylece 4 pikselden oluşan büyük bir piksel örneklenmiş oluyor. Bu durumda da veri ölçüleri önemli ölçüde düşüyor. Özetle bilmemiz gereken, bit derinliği ve örnekleme boyutu büyüdükçe veri büyüklüğünün artacağı. Bu cümleden hareketle çekeceğimiz projenin durumuna göre makinamızın bize sunduğu 8 bit veya 10 bit derinlikten birisini, 4.2.0 veya 4.2.2 renk örneklemelerden birisini seçmemiz gerekecek. Diğer taraftan seçeceğimiz kodek ve kullanacağımız kayıt ortamının da bizi kısıtladığını unutmamamız gerek. Tıpkı fotoğraf dosyaları gibi video dosyaları da kaydedilirken sıkıştırılarak kaydediliyor. X-T3 bu konuda bize iki seçenek sunuyor. Birincisi All Intra, ikincisi de Long Gop. All Intra, her bir video karesi kendi içinde sıkıştırılıyor. Bu nedenle dosya boyutu diğer seçeneğe göre biraz daha büyük. Daha sonra post processing yani düzenleme yapılacak videolarda kullanımı daha kolay. Çünkü her bir kare kendi içinde sıkıştırılmış durumda. Dolayısıyla o kareleri alıp post processing yapmak daha kolay. Long GOP, GOP nasıl okuyacağımı da bilmiyorum ama videoyu komple sıkıştırma algoritmasına tabi tutuyor. Dolayısıyla dosya boyutu diğer seçeneğe yani All Intra'ya göre biraz daha küçük oluyor. Aynı zamanda görüntü kalitesini de optimize ediyor. Özellikle uzun videolar için ideal bir çözüm size daha küçük dosya boyutları veriyor. Diğer seçeneklerde olduğu gibi video çekme nedenimizi düşünüp ona göre hangi sıkıştırma yöntemini kullanacağımıza karar vermeliyiz. Ben dosya boyutunun küçülmesinden dolayı YouTube videolarını çekerken Long GOP kullanıyorum. Video kaydı sırasında daha yüksek dinamik aralık ve tonlama kaydedebilmek için logaritmik bir eğri algoritması kullanıyorlar ve buna da log kayıt diyorlar. Bu sayede daha çok veri kaydedebiliyorlar ve sonrasında post processing sırasında dinamik aralık ve tonlama daha kolay düzenlenebiliyor. Zaman zaman bunu fotoğraftaki RAW kayıt işine benzetiyoruz. İşlevsel olarak benziyor fakat kayıt algoritması olarak benzemiyor. Çünkü fotoğraftaki RAW kayıtta verilere hiç dokunmuyoruz. Olduğu gibi kaydedip kullanıcının hizmetine veriyoruz. Oysa burada veriler logaritmik bir eğri kullanılarak kaydedildiği için daha çok veri, daha kabul edilebilir dosya boyutlarıyla geliyor. Fujifilm bu anlamda bize iki seçenek sunuyor. F-Log ve HLG. F-Log özellikle post prodüksiyon yapılacaksa uygun bir seçenek ve çekim sırasında ISO 640-12800 arasına bizi sınırlandırıyor. HLG ise sonradan uluslararası bir standart haline dönüşmüş ancak İngiliz standardı olarak ortaya çıkmış bir kayıt türü. Bu kaydı HLG uyumlu ekranlarda izlediğiniz zaman yüksek kontrastlı ve vivid yani parlak renkler veriyor. HLG kayıt sadece H265 kodekle mümkün olabiliyor. ISO 1000 ve 12800 arasına bizi sınırlıyor. Eğer videoda daha sonradan renk düzenlemesi yani color grading yapmayacaksanız bu seçenekleri kapatabilirsiniz. Ama yapacağım diyorsanız bence F-Log seçilmeli. Çünkü HLG daha sınırlı cihazlarda gösterilebilen bir format. Ben çoğunlukla F-Log seçeneğini kapatıyorum, kullanmıyorum. Ama ihtiyaç duyacağımı hissettiğim zaman da tercih etmem gerekirse F-Log'u tercih ediyorum. Slow motion yani ağır çekim çoğunlukla hepimizin hoşuna gider. Bu nedenle videolarımızda uygun yerlerde kullanmayı isteriz. Ancak bunu yapabilmek için bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Normal hızla oynatılabilen örneğin 30 FPS'de oynatılan bir video
Örneğin ağır çekimde %50 yavaşlatılmak istenirse kareler ve hareketler kopuk kopuk gözükmeye başlar ve göze hoş görünmez. Bu durumu düzeltmek adına saniyedeki kare sayısını çoğaltmak gerekir. Böylece yavaşlatıldığında iki kare arasına yeni kareler eklenmiş olur ve o hareket kopukluğu engellenir. Az önceki örneğimizde 30 fps hızda akan bir videoyu %50 yavaşlatacaksak örneğin 60 fps'te çekmek uygun olacaktır. Bu anlamda baktığımızda makinamız bize saniyede 100 kare veya 120 kare çekme olanağı sağlıyor. Böylece 2 kat, 4 kat ya da 5 kat daha yavaş oynatmamız mümkün olabiliyor. Elbette bu seçenek sadece videomuzda ağır çekime ihtiyaç olduğunda kullanacağımız bir seçenek. Normal zamanlarda kullanacağımız bir seçenek değil.